Ya şimdi biz Özçin'de ben ilkokuldan çıktıktan sonra Mehmet Üstünkaya'nın yanında biz çıraklığı başladık orada. Çıraklığı başladığımız Mehmet zaman Üstünkaya mıydı? Özçin'in sahibiydi. Üstünün sahibiydi. Hamza Bey yukarıdaki Hamza Bey'in babası. Hmm. Biz ta eski, o zamandan başladık yani ben 11-12 yaşımda orada başladım. Orada başladıktan sonra bir gün bize dedi ki pazar gün siz çalışmaya geleceksiniz buraya. Biz çocuğuz. Tabii bir haftada bir gün tatilimiz var bizim. Ya bu adam da bizi niye çağırdı buraya? De şey yapıyoruz. Kendi kendimize telaş ediyoruz. Halbuki biz çocuğuz o zamanlar aklımızda ermediği için bize meslek öğretmek için çağırmış pazar günleri. Biz gittik evladım sen şuraya gideceksin. Sen işte çarkın başına geçeceksin. Biz neyse çarkın başında çalıştık. Öğrenin bize öyle bir yemek hazırlamış ki aşağıda. Biz Dedin ki yemeği iyi yedik ki buradayız. orada. Daha biz işin ne olduğunu bilmiyoruz orada. Yemeği yedikten sonra akşamüstü giderken bize teşvik amaçlı bizim cebimize para koydu. Ya abi biz işte buraya para kazanmaya gelmedik. İşte biz meslek kazanmaya geldik falan. Bir o bize böyle bir itici güç oldu orada. Oradan etkilendim. Orada Allah bin kere razı olsun. Bize bugünkü zaman gibi işte sadece şu işi yapacaksın değil. 20-20 cami karaları basmaktan, fırın boşaltmaktan, sır çekmekten, desen basmaktan her işe sokardı bize. Oradan çıkan elemanlar da bu her işi görmüş diye Kütahya'da her taraftan bize şey talep olurdu. Çin fabrikalarından o zaman için. Metin Çin'i vardı. Ben Metin Çin'i şablonca olaraktan gittim oraya. Metin Çin'e gittikten sonra yanımızda Mustafa Dumanlar, Ömer Barın diye ustalarımız vardı, çark ustalarımız o zaman. Biz 4.30'dan 5'e kadar yarım saat iki arkadaş çarkçılık öğreneceğiz diye makinelerin başına geçerdik. Makinelerin başına geçtikten sonra bizim elimiz yavaş yavaş yatmaya başladı. Oğlum çamuru şöyle düzelteceksin, merkezde durduktan sonra sıkıntı yok derlerdi bize. Ondan sonra biz çamuru merkeze getirmeye başladığımız için tabii aradan 1 ay, 1,5 ay, 2 ay zaman geçtiği için bir an önce bir şey meydana getirelim, bir an önce vazo işleyelim, bir an önce kavanoz işleyelim diye acele ediyoruz. Usta da dışarı gittiler. Meğersem bizi oradan gözetliyorlarmış. Ha, ne yapacağız? Yatkın olan kim? Biz parmakları sokmaya başladık çamurun içine. Çamurun içine parmakları sokmaya başladığımız anda geldiler ustalar. 2 tane zopa. Eyvah eyvah. Kaşın mı yazılacak, gözün mü yarılacak, bilmem ne mi yarılacak? O zamanlar Bize öyle vuruyor. öğretiliyordu ama. Ama şu anda diyorum ki ben Allah bin kere razı olsun onlardan. Ondan sonra biz yavaş yavaş o mesleği şey yapmaya başladık. Öğrenmeye başladık. Artık bayağı bir kendimize güvencemiz geldi. Şimdi 10 santim vazodan işte 50 santim vazoya falan işlemeye başladık. O ara. Peki şey var mı? Şu anda size bir değer var mı? Şu anda hiçbir değerimiz yok. Hiçbir şeyimiz de yok. Güvencemiz de yok. Sadece sözde Kültür Bakanlığı devlet sanatçı kartı var. O da hiçbir işe yaramıyor. Sadece müzelere gelebiliyorsun. Peki abi senin altından insanlar geliyor mu? Ya şu anda bizim altımızdan insan usta çırak ilişkisi yok. Alttan gelen de yok şu anda. Biz herhalde son şeyiz böyle. Son jenerasyon. Son jenerasyon. Ama yaptığınız jenerasyon çok iyi. Olaraktan. Videosunu çekeceğiz birazdan. Çok. Sadece şu anlamda ben gördüm. Halk eğitimlerde böyle bir değer verilirse, bir hocalık veyahut da bir usta öğretici orada verilirse çok iyi olur. Çünkü bunun şeysini ben Sakarya'da gördüm. Sakarya'da ne yaptınız? Sakarya'da Allah razı olsun hat hocası Orhan Altuğ hocamız var. Üniversitede kendisi. Güzel sanatlar bölümünde. Ben normalde Kütahya'dan artık bu işi bıraktım diye komple atölyemi falan kapatmıştım ben o ara. Değer görmediğiniz için değer artık görmediğim için diyorsunuz. Atölyeyi kapattıydım. Kapattıktan sonra Allah razı olsun Orhan hocam ben Sakarya'ya sergiye gitmiştim. Ramazan etkinliklerine bir ay orada tanıştım ben kendisiyle. Çok güzide bir insan. Haftada bir gün derslere başladık biz orada. Bir gün derken ikinci sene 2 grup oldu. Üçüncü sene 3 grubumuz oldu. Dördüncü sene 4 grubumuz oldu. 100 kişi aldık oradan. 100 kişi almamıza rağmen. Sizin onlar çıraklarınız oldu değil mi? Tabii 35 kişi de yedeklerde kaldı. Mesela o yer sene, almadı. O sene alamadık.
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi'ndeki Necmi Hanım var. Necmi Hanım şu anda görevine devam ediyor. Allah için rast gelsin. Merve Hanım vardı. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde şu anda sizin hoca olarak. Sizin gittiğiniz çıraklarınız bunlar. Evet. Onlar şu anda orada görev yapıyor. Aynı zamanda Birsen Mercenkaya diye bir çırağım vardı benim Sakarya'da. Evet. Şu anda iş hayatına atıldı. Kendisi çok başarılı. Şu anda kadın girişimlerden. Kadın girişimi. Beyi işi bıraktı, yanında yardımcı olaraktan. Annesi yardımcı. 4 tane eleman aldı. Kütahya'dan 3 tane de fırın aldı. Şu anda Katar'a, Almanya'ya komple fincan yapıyor. Abi şey diyor mu? Mesela ben bu kadar insanları yetiştiriyorum. Bu yetiştirdiğim insanları alıp götürüyor. Ben niye şu anda kıymetim bilinmiyor gibi düşünüyorum. Yok, ben onlardan gurur duyuyorum şu anda yani. Daha hala telefondan görüşüyoruz. Çok değerli dostlarım var hani orada. Şu anda inan ben onlardan gurur duyuyorum yani. Bu çekimlerde şeyi de kullanacağız mı Hüseyin abi? Şunları da kullanacağız mı? Sen bayağı altından ürün yapmaya başlamışsın. Ya şu anda ona döndüm Allah nasip ederse ben. Şu anda çok değişik. Şu anda bu saf altın değil mi? Saf altın. Ben bayağı tutuyorum da. Yok, sıkıntı yok yani ortam. Bunu nasıl buluyorsun abi sen? Şimdi altın pahalı olduğu için. Çok pahalı. Şu anda var ya bunun üstüne konulmayacak. İnsanlar kullanmaya korkuyor. Çok. Sen bayağı iyi. Senelerin gerçi bir şeysi de var, tecrübesi de var yani. Evet. Ne yaptığını bilmenin de bir güzelliği var. Ya mutlaka. Şimdi benim tek amacım Kütahya'da farklı formları katmak. Farklı formları katarken de piyasaya. Bunun yanında da yenilikleri yapmak. Valla bu çok yenilik yaptım. İşte bu şimdi lokumluk bu. Evet. Şu anda işte fincan üretimine girdik. Allah nasip ederse. Fincan üretimi de komple altın yapıyoruz. Abi şey gibi olmuş bu. Evde altınlarınızın çalınmasını istemiyorsanız getirin ben ürünlerin üstüne işleyeyim. Evet, kimse evet. Bunu kalkıp da çalmasın işte şekerlik diye. Farklı bir tarz. Benim hiç aklıma gelmez bu. Mesela hani bu altın gidip onu eritelim demez. Yani güzelmiş ama bunu da çekimde kullanalım. Ona da bana şeyin hediyesidir. Sakarya'daki Birsen Mercenkaya dedim ya, o altın kullanıyordu şeyde, fincanlarda. Evet. Dedim ki biraz bana da bir gönder, biz de bir deneyelim nasıl olacak, hani görünüşü nasıl olur en azından diye şey yaptık. Gönderdi. Şunu söyleyeyim. Bu koleksiyonculara hitaben yapılmış bir şey herhalde. Normal bir sıradan, yok işte bir evde dur ben bir altın... Hayır. Ürün kullanan bu koleksiyoner, bu sergi gibi bir şey mi yoksa günlük kullanım için de? Ya günlük kullanabilirsiniz de. Çamuru ona uygun. İçinde bakır falan yok şeyin içinde, sırın içinde falan. Onun için bunu çok rahatlıkla gönül şeyinden kullanabilirsin yani şeyde. Abi şahsen ben günlük kullanım için. Yani şunu ya, düşünsen komşunun çocuğu gelmiş. Senin altınla ürettiğin şeyi düşürmüş. Ben şimdi komşuya nasıl canın sağ olsun? Yok, komşuyla alakalı falan değil. Yani böyle özel kimselere, özel misafirin geldiği zaman veya tabii özel bir yere gidiyorsun misafirliğe veya tabii birisine çok kalıcı bir hediye götürmek istiyorsun. Bu o tarz bir şeyler bunlar. O zaman biz videoya başlayalım. Dostlar, yanımda bulunan güzel insan, değeri bilinmeyen, belki de Kütahya'da, belki de değil, çoğumuzun bilmediği çark ustası, yani eskiyen, artık eskimeye yüz tutmuş, yeni jenerasyonun pek gelmediği sanat dallarımızdan çarkçılığı, çark ustalığını yapan Mehmet Hüseyin Karaca amcamız. Gerçekten çok güzel insan, güzel sohbet ettik. Değer bilmediğinden yakınıyor. Yani keşke istediği değer bilinse çünkü senelerin tecrübesi. Onunla beraber güzel bir video çektik. Sizi o videoyla baş başa bırakalım.
İsmim Mehmet Hüseyin Karaca. Kütahya'da Çin'i çark ustası olaraktan 40 seneden beri devam ediyorum. Aynı zamanda son 4 senedir de Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde Samek'te kurs veriyorum. Biraz önce işlemiş olduğumuz ürün gözyaşı. Gözyaşı vazo diye adlandırıyoruz biz onu. Eski tarihlerde ölüler öldükten sonra yakınları onun içine gözyaşlarını damlatıyorlar. Daha sonra cenaze gömüldükten sonra üzerine döküyorlar. Desenleri hazırlıyoruz. Desenleri oyduktan sonra, aralarını açtıktan sonra ürünümüzü işliyoruz. Ürünümüzün üzerine aktarma yapıyoruz. Ürünün üzerine aktarma yaptığımız zaman ondan sonra tek tek bıçağla oyuyoruz ürünün üzerindeki desenleri. O gün makinede ne işleyeceksek, çarkta, çamur şekillenme dediğimiz olayda, vazo olabilir, kavanoz olabilir, şekerlik olabilir, fincan olabilir. Onları şekillendirdikten sonra torna dediğimiz olayda bir gün beklemesi gerekiyor ürünler. Bir gün bekledikten sonra tornasını yapıyoruz. Tornasını yaptıktan sonra ürünlerin siliyoruz. Astar, zımpara dediğimiz olay, birinci fırın dediğimiz olaya geliyor. Birinci fırında 1000 derecede ürünler pişiyor. Bisküvi dediğimiz olaya ulaştıktan sonra üzerinin çizimi, boyaması, ondan sonra tekrar bir daha üzerine sır kaplaması yapılıyor. Üzerine cam kaplanıyor komple ürünlerin. Ürünlerin kaplandıktan sonra 1000 derecede fırında piştikten sonra ondan sonra sergiliyoruz. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçı Belgesi'ne sahibim. Kütahya Belediyesi'nin bize vermiş olduğu yetkiden dolayı UNESCO logo kullanma hakkına sahibiz. Kütahya Germiyanbeyliği Germiyan Sokağı'nda Küsat'ta sanatıma devam ediyorum. Şu numaradan ulaşabilirsiniz bana.